Çok değerli basın mensupları, eğitim alanında çalışan sendikalar, demokratik kitle örgütleri, akademisyenler, kurum temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Edirne'deyiz. 18-19 Temmuz'da Ankara'da 24 saatlik eğitim maratonuyla başlamış olduğumuz süreci geçtiğimiz hafta 35 eğitim sendikamızın genel başkanıyla Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bir araya gelerek Ankara'dan ikinci aşamasını başlattı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya illerini ziyaret ettik. Her birinde valilerimizi, rektörlerimizi, sivil toplum örgütlerimizi, demokratik örgütlerini, sendikaları, akademisyenleri bir araya getirdik. Sabah ve akşam saatlerinde programlar gerçekleştirdik. Bugün de Edirne'de şu saat itibariyle bu konunun uzmanlarıyla bir araya geldik. Notlarımızı aldık. Şimdi birazdan Sayın Valimizi ziyaret edeceğim. Akşam saatlerinde de 7'den 70'e eğitimin tüm paydaşlarıyla bir araya geleceğiz. Her zaman söylüyorum, eğitim Türkiye'nin en temel problemi. Gelecek 10 yılların olası sorunlarını çözmek için bugün eğitimle ilgili çalışmalara ihtiyacımız var. Edirne, Türkiye'nin batıya açılan kapısı, Cumhuriyet'in, Cumhuriyet devrimlerinin halkımız tarafından benimsendiği, kıymetlendirildiği çok önemli bir Serhat şehrimiz. Bu çalışmalarımızı 21 il belediyemizin olduğu eğitim buluşmalarını Edirne'den Ardahan'a kadar gerçekleştireceğiz. O nedenle de bugün Edirne'de olmak hepimiz için çok kıymetli. Biraz önce uzmanlarımızdan Edirne'yi dinledik. Arkadaşlarımızın Edirne ile ilgili hazırladığı notlar oldu. Onları aldık. Öncelikle şunu söylemek lazım. Güzel işler de var. Edirne Valiliğimizi Okul Yemeği Koalisyonu ve diğer bileşenleriyle birlikte yapmış oldukları ücretsiz su, simit, poğaça dağıtımı gibi dezavantajlı bölgelerdeki açlığa karşı verdikleri katkı, spor kursları gibi konular nedeniyle tebrik ediyorum. Bu Türkiye için de örnek bir uygulama. Deprem bölgesinde de her gittiğimiz ilde bunun çağrısını yapmıştım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerçekleştirildiği yerlerde de ilgili kamu yöneticilerine teşekkür etmemiz bizim için bir görevdir. Mutluluk duyarız. Ama bu Sayın Milli Eğitim Bakanı'na da başka bir görev yükler. Eğer Edirne'de öğrencilere ücretsiz temiz su verilebiliyorsa Türkiye'nin geride kalan 80 ilinde de başta deprem bölgesi olmak üzere çocuklarımıza ücretsiz temiz su verilebilmelidir. Tıpkı ücretsiz bir öğün okul yemeği gibi. Türkiye'de yapılan bütün araştırmalar öğrencilerin 1/3'ünün en iyimser rakamlarla ciddi bir yoksullukla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer okul öncesi öğrencilerine ücretsiz okul yemeği uygulaması başlatmıştı. Maalesef mevcut Milli Eğitim Bakanı'nın ilk değiştirdiği işlerden birisi bu. Oysa sadece okul öncesi değil, ilk öğretim ve orta öğretime de ücretsiz yemek gelmesi gerekiyordu. Çok ciddi ekonomik sorunlarımız var. Herkes de biliyor ki dünyanın en yüksek enflasyonlarından biri burada. Dünyanın en yüksek gıda enflasyonlarından biri Türkiye'de ve bu iktidarın ve o iktidarın başının uyguladığı yanlış ekonomik politikaların sonucu. Bunu Türkiye'de bilmeyen hiç kimse yok. Kendileri de kabul ediyorlar zaten. Atadıkları yeni ekonomi bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı irrasyonel politikalardan rasyonel politikalara geçti. Yani mantık dışı işler yapıyorduk. Şimdi ekonomi bilimine uygun işler yapmaya çalışıyoruz. Demek ki bu krizin sorumlusu mevcut iktidar. 22 yıllık bu iktidar. Bunun bedelini çocuklara diyemez. İktidar saraylarından tasarruf edebilir. Uçaklarından tasarruf edebilir. İtibarlarından tasarruf edebilir. Ama öğrencilerimizin sağlığından ve yemeğinden tasarruf etme hakkına sahip değildir. Dolayısıyla Edirne'de yapılmış güzel işi de içine katarak söylüyorum. Bütün Türkiye'ye ücretsiz temiz su
ve ücretsiz bir öğün sağlıklı okul yemeği çağrımızı tüm demokratik kitle örgütleri ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan Sayın Milli Eğitim Bakanı'na ve iktidar mensuplarına göreve davet ediyorum. Edirne'mizde temel olarak ikili bir yapı var. Yeni yerleşim bölgeleri var, bir de eski yerleşim bölgeleri var. Yani tarihi Edirne. Eski yerleşim birimlerinde okul var ama öğrenci az. Yeni yerleşim birimlerinde okul yok ya da az. Benim aldığım bilgilere göre, ki bunu yetkililerimizle tekrar ele alacağım. Gazi İlkokulu, Meriç İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve Trakya Birlik yıkılmış durumda. Bu nedenle de Trakya Birlik, Vali Fahri Yücel İlköğretim Okulu'nda birlikte eğitim yapıyor. Birleştirilmiş eğitim, daha önce de söyledim, sabahın kör karanlığında, akşamın kör karanlığında çocuklarımızın kendi uyku düzenini bozan, onların güvenliklerini olumsuz yönde etkileyen, ailelerinin çalışma yaşam ritmini bozan ve onların öğrenme kapasitelerini olumsuz yönde etkileyen bir uygulamadır. Edirne'de tek bir okulda var gibi gözüküyor şu anda öncelikle. Buradan İl Milli Eğitim Müdürümüze, ki çok yoğun çalıştığını öğrendim, kendisiyle arkadaşlarımız temas etmişlerdi. Dolayısıyla yoğun çalışmaları içerisinde artık Edirne'de bir birleştirilmiş okul sorunu kalmamalıdır. Bu bir bina kiralığı yarap olabilir, bu bir başka tesisten yararlanmak olabilir. Ama 2024-2025 eğitim öğretim yılına Edirne birleştirilmiş okul uygulamasına son vererek başlamalıdır. Buradan tüm kamu görevlilerine çağrı bulunuyor. Vali Fahri Yücel'de aldığım bilgiye göre ilkokula başvuru yapan öğrenci sayısı 380. Eğer sınıflarda kalabalık bir sayıdır, 40 kişi üzerinden bir planlama yaparsanız 5 sınıftan 40 kişi 200 kişi yapıyor. Yani 180 çocuğumuz bu okulda okula başlayamazlar. Demek ki bu sorunun çok acil bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bugün gündüz saatlerinde valimizle görüştüğümde bu sorunu bir kere daha dile getiriyor olacağım. Özellikle yeni yerleşim yerlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir okul yok örneğin. Süratle okul yapımına başlanması gerekiyor. Çünkü Edirne nüfusu artık bu yeni yerleşim bölgelerinde toplanıyor, yoğunlaşıyor. Belediyemizin bu konuda yaptığı güzel işler var. Ben Filiz Gencan Akın Başkanımızı tebrik ediyorum. Bir okul yapımı konusunda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bunu diğer illerde de yapıyor. Örneğin Tekirdağ'da çok sayıda okulun yapılmasına destek vermiştik. Bizzat yaptıklarımız oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin, Ankara Büyükşehir Belediye'mizin başka illerde yaptığı okullar var. Dolayısıyla burada da bir okulun yapımı için bir protokol imzalanmış, çalışmalar başlamış. Süratle Edirne'de bu açığı kapatabileceğimize inanıyorum. Yine iki kreş yapacaklar. Önümüzdeki dönemde onun hazırlıklarını sürdürüyorlar. Çok başarılı kreş uygulamalarımız var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Okul öncesi eğitim, Türkiye'nin en temel hamle yapması gereken alanlardan bir tanesi. İktidar Partisi, iktidar olmamış gibi 22 yıldır bir yılı zorunlu eğitim haline getireceğiz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak konuştuğunda bunu zorunlu eğitim haline getireceğiz diyor. Ama Cumhurbaşkanı olarak konuştuklarında bunu unutuyorlar. Ben kendilerine hem Cumhurbaşkanı hem de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olduklarını hatırlatarak defalarca söylemiş oldukları okul öncesinde en az bir yıl zorunlu eğitim kuralının getirilmesi konusunda yeniden bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu kreşlerin yanı sıra okul yemeği koalisyonumuzla beraber, ki Türkiye'deki 13 aktif yapıdan birisi Edirne'de, ben demokratik kitle örgütlerimizin temsilcilerine, tüm veliler, tüm çocuklarımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Çünkü çok önemli bir yol kat ettiler burada. Bir iyi örnek var burada. Öğrenilecek bir çalışma var burada. Dolayısıyla buranın yaptığı çalışmalar var. Yine belediyemizle işbirliği içerisinde bu yoksulluk çeken çocuklarımıza, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarımıza bir destek verecekler belediyemiz. Bakım onarım çalışmaları Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne Belediyemiz tarafından da yürütülüyor. Edirne'nin diğer bizim yönetimimizde olan ilçe belediyeleri de aynı şekilde hazırlıklarını, bakımlarını, onarımlarını yapıyorlar. Ve hayırseverlerle birlikte
okul kıyafeti, çanta, kırtasiye gibi hazırlıkları yapıyorlar. Ben tekrar Filiz Gencan Akın Başkanıma teşekkür ediyorum. Çünkü eğitime yapılan her yatırım Edirne'nin de Türkiye'nin de geleceğine yapılan yatırımlar olacaktır. Buna da çokça dile getirildi. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çağ dışı eğitim manifestosudur. Öyle bir manifestodur ki hiçbir ihtiyaç analizi yoktur. Öyle bir garabettir ki yazarı belli değildir. Hangi eğitim felsefesine dayandığı belli değildir. Kaynakçası yoktur. Hiçbir pilot çalışması yapılmamıştır. Ders programları bile hazır değildir. Sadece mevcut Milli Eğitim Bakanı ve onun görevlendirmiş olduğu dar bir grubun 100-150 yıl önceki hayallerine karşılık gelen bir tür zaman makinesine binip geçmişe gitme operasyonudur. Ben defalarca kendilerine iyi yolculuklar dilemiştim. Fakat Türkiye'nin öyle geçmişe gitme falan niyeti yok. Bulunduğu çağda laik, bilimsel, kamusal, parasız, demokratik, eşit eğitim istiyoruz. Bizim istediğimiz budur. Biz öyle hiç kimsenin kendi ideolojik saplantıları çerçevesinde ilerlemek istemiyoruz. Türkiye'nin yüzyılı marif modeliyle hem hukuk önünde, Danıştay'daki davamız çerçevesinde hem de tüm mecralarda mücadele edeceğimizi buradan bir kere daha söylemek istiyorum. Öğretmenlik Mesleği Kanunu ki mecliste en uzun tartışılan bu yasama döneminin kanun teklifiyle 22. maddede durmak durumunda kaldı. Defalarca Milli Eğitim Bakanı'na çağrıda bulundum, bir kez daha bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine almasın ama tüm sendikalarla, her görüşten sendikalarla, eğitim fakülteleriyle, akademisyenlerle bir araya gelsin, eğitim uzmanlarıyla bir araya gelsin ve sadece öğretmenleri de değil, müfettişleri, şube müdürlerini, hizmetlileri, güvenlik görevlilerini içine alan bir Milli Eğitim Personel Kanunu yapmak için önümüzde yeterli süre var. Bu iki aylık sürede hep beraber çalışılsın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu destekliyoruz. Buraya gelen tüm katılımcılar ve gittiği illerdeki tüm katılımcılar devletin kaynaklarının belirli bir yandaş tarikat ve cemaatlere aktarılma konusunda inanılmaz mekanizmalar geliştirildiğini örnekleriyle anlattılar. Ortaokul seviyesinde yurt açmalar, bu yurtlara çocukların gitmesi için her tür katkıyı yapmalar, mevcut yurtlara devletin parasal destek vermesi ve yoksul ailelerin çocuklarını oraya çekmek için bunu bir fırsat olarak kullanılması, ÇEDES adı verilen kerameti kendinden menkul bir takım görevlilerin sınıflara girerek annen öldü, ağla çocuğum, bak burada bir mezar var, bak çocuğum, şurada bir maket, bunun çevresine ibadet edelim gibi hiçbir pedagojik karşılığı olmayan ve buna karşılık camilerde bowling falan oynatan akıl tutulması işler var. Milli Eğitim Bakanı Diyanet İşleri Başkanı ile eş başkan halinde görüşmüş. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı ülkenin kendi adıyla, kendi verdikleri adla söylersem marif işlerini organize ediyordu. Milli Eğitim Bakanı'na kendisinin Milli Eğitim Temel Kanunu ile görevlendirilmiş bir devlet memuru olduğunu, bir kamu görevlisi olduğunu hatırlatmak isterim. Diyanet İşleri Başkanı ülkenin itikadi anlamda, inanç anlamındaki işlerini yerine getirecek. Milli Eğitim Bakanı da eğitim alanında ilgili işleri yerine getirecek. Buradan bu görevini, bu anayasal, üzerine yemin ettiği görevini bir kere daha hatırlatıyorum. Burada da söylendi, mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının iki tane eğitimde stratejisi var. Biri, eğitimin gericileştirilmesi, biraz önce söyledim. İkincisi de piyasalaştırılması. Artık eğitim, nitelikli eğitim, Türkiye'de satın alınabilir bir meta haline dönüşüyor. Bunu nereden anlıyoruz? Özel okulların oranının sürekli artmasından, buraya giden öğrencilerin sayısının sürekli artmasından anlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine, başta Sayın Bakan olmak üzere, asıl olanın laik, bilimsel, kamusal, parasız eğitim olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum. Öyle nitelikli okullarınız olmalı ki vatandaşlar çocuklarını devlet okullarına göndermeli. Bu masada oturanların tamamı ve kameraların arkasında oturan tüm uzmanlar hemen hemen %97-98 oranında hepimiz devlet okullarında okuduk. Doğru mu? Hepimiz devlet okullarında okuduk.
Bu Adalet ve Kalkınma Partililerin kendinden önce buzdolabı yoktu zannettikleri devirlerde hepimiz nitelikli eğitimler almıştık hepimiz. Bu ülkenin okullarında çok güzel eğitim alınıyordu. Dünya çapında dil öğreniliyordu. Örneğin partimizin genel başkanı Özgür Özel bir devlet okulunda yabancı dili öğrenmiş, başka parlamentoda o dilde konuşabilecek seviyede Almancası, İngilizcesi var. Ben devlet okullarında okudum. Fena bir İngilizcem yok. Onu söyleyebilirim. Demek ki bu okullar dünya çapında insanlar yetiştiriyor. Siz bu eğitim sistemini mahvettiniz. Niteliğini kaybetmesine neden oldunuz. En basit işleri bile çözemediniz. O yüzden bu piyasalaşma sevdasından vazgeçin. Eğitimi gericileştirme sevdasından vazgeçin. Bugün sabah açık öğretime geçişle ilgili yeni düzenlemeler geldi. Bütün istatistiksel göstergeler öğrencilerin açık öğretime doğru kaydığını gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı bunu engellemeye çalışacağı yerde bunu kolaylaştırmaya çalışıyor. Çünkü muradı belli. 4+4+4 garabetini getirenler yeterince öğrenci sistemden ayrılmıyorsa açık öğretimi güçlendirelim, oraya doğru kaysınlar ve bu çocukları tarikatlar, cemaatler elinde istediğimiz gibi dindar, kindar, itaatkar, kanaatkar nesiller olarak yetiştirelim istiyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu çocuklar herhangi bir siyasal görüşte olabilirler. Yarın mevcut iktidar partisine oy verebilirler, muhalefet partilerine oy verebilirler, önemli değil. Biz Cumhuriyet'in hedef aldığı gibi fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek istiyoruz. Eğitim bilimleri karşılığı olarak söylersem, düşünen, sorgulayan, araştıran nesiller istiyoruz. İyi, aktif, sorumlu yurttaşlar istiyoruz. Ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Okul kayıtları başlıyor, haberler geliyor. 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira okul bağışları isteniyor. Sonra Milli Eğitim Bakanları uzay gemilerinden sesleniyorlar müdürlere. Para almayın. Müdürler para almasınlar. Buna hiçbir itirazım yok. Peki soruyorum Sayın Bakan'a. Bir önceki bakan döneminde okullara gönderilen bütçeleri niye göndermiyorsun? Okula bütçe göndermediğinde o okulun aydınlatması, elektriği, bakımı, onarımı gibi konularda müdürleri niye yalnız bırakıyorsun? Milli Eğitim Bakanımız biliyorsunuz kendisini Finlandiya Milli Eğitim Bakanı zannediyor. Vatandaşlara da akşamları cep telefonlarınızla oynamayın, televizyon izlemeyin gibi tavsiyeler bulunuyor. Ben de kendisine demiştim ki Sayın Bakan, sen okullara yeterince temizlik görevlisi koymayı başar. İlaç için de bir tane güvenlik görevlisi koy. Türkiye'de korunması en önemli kesim çocuklardır. Merkezi hükümetin taşlı teşkilatlarının tüm kurumlarının kapısında güvenlikçi durur. Hiçbir güvenlik sorunu olmayanlar dahil. Oysa okulların önünde uyuşturucu satıcıları cirit atıyor. Akran zorbalığı almış başını gitmiş. Bir takım mafyatik yapılar çocukları harca kesmiş. Bizimkiler güzellik uykusundalar. Değerleri olan nesiller yetiştirecek. Siz onlara ne değer veriyorsunuz ki hangi değeri görmek istiyorsunuz? Siz bu çocukların güvenliğini dert ediyor musunuz? Güvenliğini dert ediyor olsanız her ay mesemlerde en az bir çocuk ölüyor. Size kaç kere bu çocuklar neden ölüyor araştıralım dedik. Her seferinde reddettiniz. Sizin kendi iktidarınızdan başka, koltuklarınızdan başka değer verdiğiniz hiçbir şey yok. Siz bu ülkenin çocuklarına değer falan vermiyorsunuz. Veriyor olsaydınız 4 gün işte bir gün okulda diye yoksul aile çocuklarını 5100 lira gelir için oralara hapsetmezdiniz. Ve üstelik söylediğiniz gibi de değil. 4 gün okulda işte bir gün okulda da değil. Hafta sonu da çalıştırıyorlar. Mesai saatinden fazla da çalıştırılıyor. Ve siz bunu biliyorsunuz. Ve üstelik siz bu mesemleri sizi uyarmıştık. Buralarda kirli işler oluyor demiştik. Dinlemediniz, araştırma önergesini kabul etmediniz. Sonra ilk etapta 91 bin sözleşmesi olan iş yerinden 8 binini iptal ettiniz. Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli milletvekilimiz belgeleriyle ortaya koydu. Yandaşlarımız buradan dünya para götürüyorlar. Mesemlerde çalışmayan insanlar üzerinden paralar kazanıyor. Tekrar sesleniyorum Sayın Bakan. Bodrum Meydan.
Bir araştırma önergesiyle mesenleri baştan sona inceleyelim. Bu çocuklar neler ölüyor? Bunlarla kim protokol imzalamış? Bu şirketlerde kimler çalışıyor? O yılda yaşamayan kaç kişi o şirketler üzerinden para alıyor? Oralardan kimler komisyon alıyor? Hep beraber bakalım. Bu çocuklar iş gören değil, iş öğrenen çocuklar olması gerekiyor. Bu çocukları korumak hepimizin görevi. Eğer bir değerler eğitiminden bahsedeceksek, önce çocuklarımıza değer vererek başlamamız gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklamıştım. Öğretmenlerimiz feryat ediyorlar. Diyorlar ki, il ilçe atama emri bekliyoruz. Aynı Yusuf Tekin. Geçen seneki Yusuf Tekin'den farklı bir iş yapıyor. Geçen seneki Yusuf Tekin, öğretmenlerin neden mazeret atamasına ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Bu seneki Yusuf Tekin kulağını tıkamış. Mazeret atama emri şu, can güvenliği nedeniyle, sağlık nedeniyle, eş durumundan dolayı ayrılmış aileler var. Bu insanlar çoluklarından çocuklarından ayrı kentlerde yaşıyorlar. İki aileye başmak zorundalar. Çocuklarını dijital medya üzerinden, Zoom üzerinden görüyorlar. Böyle devlet yönetilmez. Bir sene olan şey bir sonraki sene olmuyor, olamaz. Dolayısıyla buradan tekrar sesleniyorum. Çok az zaman kaldı. Mazeret atamalarında il ilçe emri verilmelidir. Ve Edirne'de çok sayıda üniversite öğrencilerimiz var. Bu üniversite öğrencilerimizin öğrenci yurdu ihtiyacı olduğu dile getirildi. Buradaki kurum temsilcileri tarafından. Buradan Kredi Yurtlar Kurumu'na da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Öğrencilerimizin barınma sorunuyla ilgilenelim. Bu işler öyle ilan asmakla olmuyor. Şu kadar yurdumuz var, bu kadar yurdumuz varla olmuyor. Yurt ne kadar varsa o kadar olması gerekiyor. Yaptıklarınız değil, ihtiyaç olan plan. Yaptıklarınız için teşekkür ederiz. Ama çocuklarımız dışarıda kalıyorlarsa, bir takım yapıların eline teslim oluyorlarsa, burada bir problem var demektir. Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce, hem Edirne'de bir Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yeni yurt yapılması, o yapılana kadar burada belirli bir alanın belki de kiralanarak hizmet verilmesi konusunda yetkilileri göreve davet ediyorum. Sayın basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitim buluşmalarımıza devam edeceğiz. Bu akşam 7'den 70'e çocuklarımız, anneleri, babaları, öğretmenler, sendikacılar, akademisyenler, herkesi dinleyeceğiz. Hepsi bize eğitimle ilgili hayallerini, önerilerini, eleştirilerini paylaşacaklar. Edirne İl Başkanlığımız, Edirne'de kurduğu eğitim komisyonu ile başta Edirne'nin sorunları olmak üzere eğitimle ilgili sorunları Anıl Başkan'ın görev alacak. İl ve ilçelerde kuracağımız komisyonlarla yakından takip etmeye devam edeceğiz. Var olan komisyonlarımızı sivil toplum örgütlerinin daha da katılımıyla güçlendireceğiz. Ve eğitim yılının başında da kapsamlı raporlarla her ilde yetkilileri uyarmaya devam edeceğiz. Bizim önerilerimizde yanlışlar olabilir. Bizim önerilerimizde eksikler olabilir. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Lütfen eğitimin sorunlarına kulaklarınızı tıkamayın. Milli eğitimi sadece ideolojik hedefleriniz için kullanmaya devam etmeyin. Geçtiğimiz hafta içerisinde afet bölgesinde yapmış olduğum çağrıların arkasındayım. Oralarda ne yaptıysanız, 6 Şubat'tan sonra temelini attığınız okullar varsa, o okullardan açılmış olanlar ve bir öğrenci bile okumuş olanlar varsa, gelin beraber bakalım. Buradan bir kez daha Edirne'nin tüm eğitim camiasına katılımlar için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.